Merhaba arkadaşlar, Hobi Zaman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu şapkanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Şapkamız bu şekilde. Çok şirin oldu bence. Evet, yünümüz Alize Puffy Fine. İlmekleri küçük olan. Sadece bir yumak yetiyor arkadaşlar. Çok az bir şey de ipimiz artıyor. İlmekleri küçük olan. Şapkayı örerken zincir tekniğiyle başlıyoruz. Zincir nasıl çekildi onu ilk önce göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi tutuyorum. İkinci ilmek, yani yumaktan gelen ikinci ilmeği ilk ilmeğin arkasından geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Evet, bu şekilde zincir çekiyoruz. Yumaktan gelen ilmeği arkadan geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kaç zincir çekeceğimizi karar verebilmemiz için isterseniz kimin kafasına şapkayı örecekseniz kafa ölçüsünü alıp metreyle ya da bu zincirlerle zincir çekerekten alın kısmından ölçerseniz daha doğru bir şekilde sayıya ulaşmış oluruz. Ben 47 zincir çektim. 47 zincir yetişkinler için yeterli bir zincir sayısı. Hemen bir daire haline getiriyoruz. Birleştireceğim ilmekleri. İlk ve son ilmeği birbirinin içerisinden geçiriyorum. Onun için düzgün olmasına özen gösterin. Çektiğimiz zincir dışa doğru baksın. Evet, bu şekilde bir daire yapın. İlmeğimi ilk zincir yaptığım zaman ilk yaptığım ilmek halkasının içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde bir daire oluşturuyoruz. 47 idi. 47 zincir çekmiştim. Evet, zincirler düzgün taraf arkadaşlar, ters tarafı içe baksın, düz tarafı bize baksın. O şekilde düzgün şekilde tutun, yoksa döndüğü zaman eğri olur. Onu kontrollü bir şekilde yaparsanız çok iyi olacaktır. Daha sonradan sökmek zorunda kalırsınız. Şimdiki arkadaşlar, her aradan bir tane ilmek geçireceğim. İlmek geçirmeden önce eğri ol, çok çabuk dönüyor. Özellikle de birleştirirken şu şekilde yapalım. Evet. İlmeğimi, başlangıç ilmeğimi diğer ucundan geçirip zinciri birleştirdim. Birleştirdikten sonra şu başlangıç ipimizi de diğer ilmeğin alt kanatından geçirelim. Bir bütün gibi dursun. Daha sonra bunu örgüyü ördükçe aralardan yukarıya doğru kaydırırız. İçerisine saklarız. Biraz dikersek de daha güzel bir görüntü oluyor. Düğüm atma taraftarı değilim. Şimdiki arkadaşlar, zincirin sağ ve solunda iki tane kanadı var. Biz üst taraftan ilmek çıkartıyoruz. Üst taraftan ilmekleri çıkartıyorum. Yalnız şapkamızın modeli için benim 48 ilmeğe ihtiyacım var. 47 tane zincir çektim.
Şu arada bir tane fazladan çıkartacağım. Onu da hemen göstereyim. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Öncelikle bunu üst taraftan alt tarafındaki zincirin halkasına dokunmadan üst taraftan ilmekleri geçiriyorum. Bu şekilde. Her zincir kanadından birer tane ilmek geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Hemen modülümüze girelim. Modelimiz ilk başta bir ters bir düz işleyeceğiz 10 sıra boyunca. Modelimizden 8 motif yapıyoruz arkadaşlar. 48 ilmekten 8 motif olacak. Hemen şuraya göstereyim. Yazarak göstermek daha mantıklı geldi bana. 8 motif. Şimdi motiflerimiz 2 ters, tersleri artı yapıyorum. 4 düz. Düzleri de çubuk olarak göstermek istiyorum. Yani 2 ters artı 4 düz. 2 ters 4 düz bir motif ediyor. Motifleri hesaplarken sayıları bu modeli çıkartmamız için ki başka model yapsanız da aynı şekilde hesaplamanızı tavsiye ederim. Sonradan sökmek zorunda kalmamanız için. Çünkü direkt modele başlamayacağız. Bir ters bir düz yaptıktan sonra modele başlayacağız. O yüzden hesaplayarak yaparsanız daha iyi olur. Ters dediğim arkadaşlar burası ters örgü yaptığımız yer. 2 ters motif içinde 4 düz. 2 ters 4 düz. 2 ters 4 düz. 2 ters 4 düz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 8 motif. 8 motif için kaç tane ilmeğe ihtiyacımız var? Onu hesaplayabiliriz. Tabii ki siz ben motifi daha önceden çıkarttığım için biliyorum. Ama siz ne yapabilirsiniz mesela? İlmek sayısına karar verdikten sonra atıyorum 48 ilmek. Şu an dediğim gibi 48 ilmekle başlayacağım. Ya da bu 48 olmaz. 50 olur. 40 olur. Önemli olan burada yapacağınız motifi kaç ilmekten olduğunu hesaplamak. 4 tane düz, 2 de ters, toplamda 6 ilmekle bir motif çıkıyor. 48 ilmekle başlayacaksanız 48'i 6'ya bölüyorsunuz. 6 kere 8, 48. Yani 8 motif olduğunu bu şekilde çıkartabilirsiniz. Ben şu an bu model için konuşuyorum ama diğer modeller için de aynı şekilde hesap yapabilirsiniz. Burada motifler dediğim gibi 2 ters 4 düz. 2 ters 4 düz. 4'ten sonra 2 ters geliyor. 2 ters düz. 4 düz, 2 ters, 4 düz o şekilde hesaplamanızı yapın. Çünkü 4 düzden sonra 2 ters geliyor. 4 düzden sonra 2 ters geliyor. Bu şekilde battaniye modellerinizde de ilmeğinize karar verdikten sonra bu şekilde hesap yaparaktan doğru bir sonuca ulaşırsınız. Tabii ki burada mesela ben 47 ilmek ölçü yaptım mesela. 47 ilmek çıktı. Bu şekilde 47'yi böldüğüm zaman küsuratlı çıkacak. O zaman ne yaparım? Hemen 48 ilmeği çevirebilirim. 3 aşağı 5 yukarı. O şekilde doğru sonucu bulabiliriz. Dediğim gibi benim 48 ilmeğe ihtiyacım var. Ben devam edeceğim ilmek çıkartmaya.
Eğer ilmeğim eksik kalırsa fazladan bir tane ilmek çıkartacağım. Ama bu yetişkinler için yeterli bir boyut. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yalnız ilmekleri çıkartırken daha demin birinki dönmüştü. Ona dikkat edin. Düz olmasına. Zincirler bize doğru baksın. Arkası bu şekilde. Ön tarafı bize baksın arkadaşlar. Bu şekilde düzgün bir şekilde her aradan bir ilmek çıkartaraktan sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İlmeklerimi geçirdim. İlmeklerimi geçirdim. 47 ilmek oldu ama hiç sorun değil. Ben hemen aradan bir tane daha ilmek geçiriyorum. 48'e tamamlıyorum. Evet. Şimdi ilmeklerimizi geçirdik. En son geçirdiğim ilmek bu benim. Onun bir önündeki ilmekle başlıyoruz. Bu her zaman için böyledir arkadaşlar. Oyuncak yaptığımız zaman da kapatma işlemi yapıyoruz. En son geçirdiğimiz ilmeği şöyle çektiğim zaman zaten yumaktan gelen ipi çektiğim zaman anlaşılıyor. En son çektiğim ilmeğin bir önünden örmeye başlıyoruz. Evet, bir ters bir düz örüyoruz. Düz, ters, önden ilmeğimi geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Düz, arkadan geçirip yukarıya çektim. Ters, önden geçirip yukarıya doğru çektim. Ters. İpimi ön tarafa alıp da ters yapabilirim. Tekrar arkaya alıp düz ön tarafa alıp ters arka tarafa alıp düz. Yani bir ters bir düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir ters bir düz. Evet, sıra sonuna kadar bir ters bir düz devam edelim. Evet, ben sırayı tamamladım. Hemen şuraya bir tane işaretçi takıyorum. Son ilmeğime. Evet arkadaşlar, bir ters bir düz yaptım. İlmek sayım 48. Bundan sonra 10 sıra arkadaşlar. Toplamda bu ördüğümle beraber toplamda 10 sıra aynı şekilde örüyoruz. Düzleri düz. Tersleri ters. Toplamda 10 sıra. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. İlmek atlamamak. İlmek atlamamak arkadaşlar, ona çok dikkat edin. Onun dışında çok kolay. Düzleri düz. Tersleri ters örüyoruz. Toplamda 10 sıra. Düz yapmak için ilmeği önden geçiriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Ters yapmak için arkadan geçiriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Düz yapmak için yanlış söyledim galiba. Evet, ters yaparken önden. Düz yaparken arkadan. İlmekleri geçiriyoruz.
Evet, bu şekilde 10 sıraya tamamlıyoruz. Hemen şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sırada modele başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, sıramı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 10 sıraya tamamladım. Şimdi modele geldik. Modeli yapacağız. İlk önce 2 ilmek ters, 4 ilmek düz öreceğiz. Hemen. Tersten başlıyorum. 1, 2. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. 1, 2, arkaya aldım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Tekrar öne aldım. 2 ilmek ters. Arkaya aldım. 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 ters. 4 düz. Evet. 1, 2, 3 ve 4 düz. 2 ters. Arkaya aldım. 1, 2, 3, 4. Öne aldım. 1, 2. Arkaya aldım. 1, 2, 3, 4. Bir, iki ters, bir, iki, üç, dört, düz, öne aldım, bir, iki ters. Bir, iki, üç, üç ve dört. Evet, işaretim burada arkadaşlar. Dört düz, iki ters yaptık. Şimdi bu sıra çapraz yapacağız. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce iki tane ters yapıyorum. 1 ve 2. 2 ters yaptım. İpimi arkaya aldım. 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar 2 son ilmekleri çapraz yapıyoruz ama bu defa ikişer çapraz yapıyoruz. Bu şekilde. Çaprazımız bu şekilde olacak. Her zaman bir ilmeği, normalde ilmeklerimizi bu şekilde çapraz yapıyoruz. Ama bu defa ikişerli çapraz yapıyoruz. Hemen yapalım. İki ilmeğimi çaprazlayacağım. Öndeki, yani 1, 2, 3, 4 ilmeğim var.
İlk önce üçüncü ilmeğime geçirdim. Daha sonra dördüncü ilmeğime. Hemen arkadaki iki ilmeğime. Bir saniye, evet, ilmekler küçük olduğu için. Evet, çaprazladım iki ilmeği. İlmaktan gelen ilmeği arkadan öne doğru çektim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. İki ters yapıyorum. Bir, iki. İpimi arkaya aldım. İlmekleri ne yapıyoruz? İkişerli olarak çaprazlıyoruz. Evet, bu şekilde. İkişerli olarak çaprazlıyorum. İlk önce öndeki ilmekleri, yumaktan gelen ilmeği geçiriyorum arkadan. Yani düz örgü yapıyoruz. Arkadan geçirip yukarıya doğru çektim. Daha sonra arkadaki iki ilmeğimi geçiriyorum. Çaprazımız hep aynı yönde olacak. Sağa doğru. Ters örgü yaptım. Tekrar arkaya alıyorum. İkili olaraktan çapraz yapıyorum. Evet, daha sonra arkadaki iki ilmeği düz örgü yaptım. Ters örgü yapıyoruz. Bir, iki. İpimi arkaya alıyorum. Çaprazlıyoruz ikili olarak. Evet. İlk önce öndeki, daha sonra arkadaki ilmeği geçirdim. İki ilmeği geçirdikten sonra çaprazımız olan arkada kalan ilmekleri düz örgü yapıyorum. Modelimiz bu kadar basit. Ters örgü yaptım. Tekrar arkaya alıyorum. Çaprazlıyoruz. Çaprazlama yaparken arkadaki ilmekleri tutun. İlmekler küçük olduğu için geçirmek zor oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Çaprazlıyorum ikili olarak da. Ters örgü. Arkaya aldım. Çapraz. Evet. Ters örgü. Evet, son çaprazımızı yapıyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. Öndeki iki ilmeği sağa doğru çaprazlıyorum.
Evet, sıra sonu. İkinci sıraya, yani modelimizin ikinci sırası. Tersleri ters yapıyorum. Çapraz yapmıştık bundan önceki sırada. Bunu da düz örüyoruz. İlmekleri arkadan geçirip yukarıya doğru çekiyorum. Düz örgü. Bu sıra bu şekilde devam edeceğiz. Şekilde düz örgü. Ön alıp tersleri ters. Arkaya alıp düzleri düz örüyoruz. Ters. Düz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Düzleri düz, tersleri ters örerekten. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonu. Bu sırada aynı şekilde örüyoruz. Tersleri ters. Düzleri düz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ben sırayı tamamladım. Yani burada iki sıra arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters ördük. İki sıradan sonra tekrar çapraz yapıyoruz. Yalnız bu sıra başını ve sonunu karıştırmayalım lütfen. Ben o yüzden bir işaretçi taktım. Siz de bir ip bağlayabilirsiniz. Sıra sonunu karıştırmamanız için. Bu çok önemli. Eğer sıra sonunu karıştırırsanız geride ya da önde olduğun zaman şapkanın şekli, şeması çok farklı bir şekilde çıkar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu sırada bir tane ilmeğimizi azaltma yapacağız. Onu nasıl yapıldığını da göstereceğim. Hem de çapraz yapıyoruz. İkili çapraz. Bu şekilde ikili çapraz. Ters örgülerden birinde azaltma yapıyoruz. Hemen ipimi ön alıyorum. İki tane ters örgümü yaptım, arkaya aldım. İkili çapraz yapıyorum. Arkadaki iki ilmeği parmaklarımın arasına sıkıştırdım. İlmekler çok küçük. O yüzden parmaklarımla tutuyorum. Sağa doğru çaprazımız aynı yöne. İlkini geçirdim, daha sonra ikincisini. Şimdi arkadaki ilk ilmeği geçirdim. İkinci ilmeği geçirdim. İkinci ilmeğin içerisine arkadaşlar ters örgünün bir tanesini geçiriyorum. Burada bir azaltma yapmış olduk. Yani direktmen geçirdim. İlmekler küçük olduğu için üst üste koymaktansa bu şekilde, ya da şöyle yapalım.
Şöyle de yapabilirsiniz. İkisini üst üste koyun. O şekilde geçirin. Evet. Burada bir tane azaltma yapmış oldum. İpimi ön alıyorum. Bir tane ters örgü yapıp ipimi tekrar arkaya aldım. İlmekleri çaprazlıyoruz ikili olaraktan. İlkini geçirdim. İkincisini geçirdim. Şimdi arkadaki ilmekleri geçiriyoruz. İlkini geçirdim. İkinci ilmeğimi tuttum. Ters örgüden son ilmeğimi ters örgüyü üst üste koyaraktan yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Yani bir tane azaltma yapmış olduk. Tekrar bir ters örgü. Çaprazlıyorum. Arkadaki ilk ilmeği geçirdim. Bir tane ters örgüyle son ilmeğimi üst üste koyup yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Evet, bu şekilde azaltmamızı yaptık. Ön aldım. Ters örgümü yapıyorum. Tekrar arkaya aldım. Evet, ikili çaprazımızı yapıyoruz. Bir. Öndeki iki ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmek. İlkini geçirdim. İkincisini bırakmıyorum. Hemen ters örgümle üst üste koyaraktan bu şekilde üst üste koyuyorum. Aslında diğerlerinde önde kaldı. Onu da düzelteyim hemen. Arkadaki ilmeği üstte kalsın arkadaşlar. Arkadaki ilmeğiniz üst tarafta kalsın. Ters örgü alt tarafta kalsın. Burada hata yaptım. Evet, ters örgümüz alt tarafta kalırsa daha güzel bir görüntü olacak. Evet, burada alt tarafta. Evet, devam ediyoruz. Bir tane ters örgüm. Arkaya alıyorum. İkili çapraz. Bu modeli arkadaşlar yeleklerde olsun, ceketlerin kol kısımlarında kullanabilirsiniz rahatlıkla. Evet, öndeki iki ilmeği daha sonra arkadaki ilk ilmeği ikinci ilmeğimi tutuyorum. Ters örgü altta kalacak şekilde. Ters örgü altta kalacak. O şekilde yumaktan gelen ilmeği geçiriyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Son sıraya, yani son motife geldim. Burada videomu açtım size göstermek için. Çaprazlıyoruz. Öndeki ilmekleri öncelikle örüyorum. Bir. 2. Daha sonra arkadaki ilmekleri 1 ters örgüm altta kalacak şekilde ilmekleri üst üste koydum ve burada bir azaltma yapmış olduk.
Bir tane ters örgü kaldı. Evet arkadaşlar, sırayı bu şekilde tamamladık. Bu sıra düz örüyoruz. Yani düz dediğim tersleri ters, düzleri düz. Bu şekilde iki sıra bu şekilde örüyoruz. Burada bakın arkadaşlar, bir tane ilmik atlamışım. Şu an onu görmemezlikten girelim. Tersleri ters, düzleri düz. Evet. Bu şekilde iki sıra örüyorsunuz. Ben bunu hemen düzelteceğim, tekrar sökeceğim. Siz iki sıra boyunca tersleri ters, düzleri düz örün. Aynen altta olduğu gibi. Evet, sıra sonuna geldik. Burada yine çapraz yapıyoruz. Yalnız arkada kalan çaprazları ikisini bir alıyorum. Azaltma yapacağım. Öndekileri normal öreceğim. Öndeki çaprazları, arkadakileri ikisini bir. Yani azaltma yapıyorum. İkisini bir öreceğim. Çaprazımız hep sağa doğru. Yani isterseniz sola doğru da yapabilirsiniz. Başta o şekilde yaptığınız zaman hep sola doğru devam etmeniz gerekiyor. Ben sağa doğru yaptığım için hep sağa doğru devam ediyorum. Evet, önce aradaki bir tane tersi yapıyorum. Tekrar arkaya aldım. Çaprazlıyorum. Öndeki iki ilmeği sağa doğru. İlkini geçirdim. İkinci ilmeğimi geçiriyorum. Arkadaki iki ilmeği arkadaşlar üst üste koyuyorum. Sadece bir ilmek içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Evet, bu şekilde azaltma yaptım. Ters örgü yapıyorum. Ters örgü de yapmak istemedim. Derinlik kalsın diyerekten, daha model ortaya çıksın. Evet, çaprazlıyorum. Öndeki iki ilmeği ilk önce örüyorum. 1 ve 2. Arkadaki iki ilmeği üst üste koyup yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçiriyorum. Yani azaltma yapıyorum. Evet. Arkada sadece bir ilmek var. Tekrar öne aldım. Ters örgü yaptım. Arkaya aldım. Çaprazlıyoruz. 1, 2. Öndeki iki ilmeği ördüm. Arkadaki iki ilmeği üst üste koyaraktan yumaktan gelen ilmeğin içerisinden geçirdim. Tekrar ters örgü. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Çapraz. Arkadaki iki ilmeğimi üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Ters örgü. Çapraz. Bir. İki. Arkadaki iki ilmeği üst üste koyuyorum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. Evet, ters örgü. Çapraz.
1 ve 2. Arkadaki 2 ilmeği üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği 2 ilmeğin içerisinden geçirerekten azalttım. Evet, 2 tane kaldı. Onu da beraber yapalım. Çaprazladım. 2 ilmeği üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeğin içerisinden geçirdim. İşte ilmeğim çıktı. Evet, ters örgü. Bir sıra sonu. Son çaprazım. Evet, arkadaki 2 ilmeği üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeğin içerisinden geçirdim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Bir tane ters örgü yapıyorum. Evet arkadaşlar, burada bir sıra, iki tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Düz. İkinci ilmeği, arkadan geçirdiğimiz, azaltma yaptığımız ilmeği ters örgün altına gelecek şekilde koyaraktan ipimi öne alıp ters örgü yaptım. Bu şekilde. 2 ilmeğimi düz, 1, 2. İpimi öne aldım. Ters örgü önde kalacak şekilde diğerini arkasına alıyorum. Ters örgü yapıyorum. Evet. Düz örgü. 1, 2. İpimi öne aldım. Ters örgü ön tarafta kalacak şekilde diğer ilmeği arkaya alıyorum. Yumaktan gelen ilmeği ters örgü yaparaktan önden geçirip yukarıya doğru çektim. Evet, 2 düz öne aldım. Arkadaki ilmeği ters ilmeğimin arkasına alıyorum. Çünkü ters örgü olarak öreceğim için model ortaya çıksın. Bu şekilde tekrar arkaya aldım. 1, 2 düz. Öne aldım. Arkadaki ilmeği ters örgünün arkasına gelecek şekilde üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirip yukarı doğru çektim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Tamam, ters örgü. Evet. 1, 2, ön aldım, ilmekleri üst üste koydum, ilmeğimi önden geçirdim ve yukarı çektim. Evet, sıra sonuna gelmişiz. 1, 2, arkadaki ilmeği ters örgünün
arkasına gelecek şekilde üst üste koyuyorum. İlmeğimi öne alıp ters örgü yapıyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonu. Evet, sıra sonuna geldik. Bir sıra daha örüp arkadaşlar, ondan sonra bitireceğiz. İki tane düz örgümüzü de üst üste koyuyorum. Azaltma yapıyorum. İpimi öne aldım. Ters örgü. Arkaya aldım. İki düz örgümü üst üste koydum. Azaltma yapıyorum. Öne aldım. Ters örgü. Arkaya aldım. İki ilmeği üst üste koyup düz örgü yaptım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir ters, bir düz. Düz yaparken iki düzü üst üste koyup azaltma yapıyoruz. Evet, iki ilmeği üst üste koydum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. İpimi öne aldım. Ters yaptım. Arkaya aldım. İki ilmeği üst üste koydum. Azaltma yaptım. Tekrar öne aldım. Ters örgü. Üst üste koydum. Düz örgüleri azaltma yaptım. İpimi öne aldım. Ters örgü. Evet. Son ilmeğim. Ters örgü. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Sıra sonu. Evet, burada evet, sırayı tamamladıktan sonra başlangıç ilmeğim benim bu tarafta, sağ tarafta en son geçirdiğim ilmeğim. Hemen önündeki ilk ilmekle kapatma işlemi yapıyorum. Evet, ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatıyoruz. Evet, son ilmeğimi de kapattım. Buradan iki, üç ilmek açalım. Hatta dört olsun. İpimi kesiyorum. Dediğim gibi bir yumak, bir yumaktan da bu kadar çok az bir şey ipimiz artıyor. Hemen kestiğim ipi bir öndeki ilmek arasından geçiriyorum. Son ilmeği de ipimin içerisinden geçireceğim. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, ipimi ilmeklerin arasından geçireceğim. Evet, her ilmek arasından ipimi geçiriyorum. Bu şekilde ilmek atlamıyoruz. Her ilmek arasından ipimi geçiriyorum. Daha sonra ipimizi çekeceğiz.
Şimdi yavaş yavaş ipimizi çekelim. Yavaş yavaş. Çok hızlı çekerseniz ipiniz kopabilir. O yüzden yavaş yavaş, sakin bir şekilde ipimizi çekelim ki kopma olmasın. Evet, bu şekilde. Daha sonra tam orta delikten ipimi içeriye çekiyorum. Evet. Artık bunu arkadaşlar ince bir tığla aralardan yürütün. İster düğüm atın, ister diken. Evet, şapkamız bitti. Şöyle katlayalım. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenme tuşuna. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Şapkamız çok kısa bir zamanda öreceğiniz bir şapka. Hiç bilmeyenler bile bir günde çok rahat bir şekilde örebilirler. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğeni ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.